Ülseratif kolit yine bu inflamatuar bağırsak hastalıkları dediğimiz grubun içinde yaran, yer alan bir hastalık. Ülseratif kolit çoğunlukla kalın bağırsak ve rektum dediğimiz kalın bağırsağın son bölümünü tutan bir hastalık. Ve kalın bağırsağın bütün duvarını tutmuyor. Sadece içini kaplayan zarı yani mukozayı ve mukozanın altındaki submukozayı tutabilen bir hastalık. Rektum'dan başlıyor. Yani anüse yakın bölümden başlıyor ve yukarıya doğru yavaş yavaş ilerliyor. Aşağıyı tuttuğunda yani rektum veya sigmoid kolonu yani e, rektumun bir üstündeki kolon segmentini tuttuğunda bu hastalığın tedavisini çoğunlukla medikal yöntemlerle, ilaç tedavileriyle yapabilmekteyiz. Bununla beraber tüm kolonu tutan e, ülseratif kolitlerde çok ciddi kanlı iseller görülebiliyor. Hastanın kansızlığı oluşabiliyor. Çoğu zaman da bu hastalarda hastayı hastaneye yatıracak kadar enfeksiyon bulguları ortaya çıkabiliyor. Bu durumda muhakkak bir cerrahi konsültasyonunun yapılması ve ameliyat tercihinin hastayla tartışılması gerekiyor. Kolorektal cerrahlar ülseratif kolitin tedavisinde bütün kolonu ve rektumu çıkartarak hastalıklı bölgeyi tamamıyla uzaklaştırabiliyorlar. Ee, yıllar öncesine kadar bu ameliyatı yaptıktan sonra hastalar torbaya mahkum hale gelirken son 20-30 yıllık gelişmeler sayesinde artık ince bağırsağı bir rezervuar haline getirip anüse dikebiliyoruz ve hastalar normal büyük tuvaletlerini yapabiliyor hale geliyorlar. Sonuç olarak ülseratif koliti cerrahi olarak tedavi edebilmek mümkün ancak hastaların cerrahi tedaviden veya cerrahi girişimlerden haberdar olması gerekiyor.